Herkese merhabalar. Kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Evlilik yoluyla vatandaşlık almanın ikinci videosundayız. Bizce vatandaşlık almanın en kolay yolu evlilik arkadaşlar. Evlilik yoluyla vatandaşlık alabileceğiniz 6 ülkeden bahsedeceğiz. Biliyorsunuz ki geçen videomuzda diğer 6 ülkeden bahsettik. Eğer bu diğer 6 ülkeyi merak ediyorsanız yukarıdaki kartlardan izleyebilirsiniz. Dediğimiz gibi en kolay yolu bizce evlilik. Peki bu evlilik kısmında ben nasıl tanışacağım diye sorarsanız Facebook gibi, Tinder gibi ya da oranın yerel uygulamalarını kullanıp tanışabilirsiniz. Tabii ki burada en önemli nokta ya orada yaşayan bir Türk'le konuşmanız gerekiyor, tanışmanız gerekiyor ya da İngilizce konuşabileceğiniz birini bulmanız gerekiyor. Yani iki tane opsiyonunuz var. Bu ikisinden birini zaten bulunca otomatik olarak evlilik yoluyla oraya gidebiliyorsunuz. İlk ülkemiz Kolombiya arkadaşlar. Kolombiya'nın en güzel yanı çifte vatandaşlığı kabul etmesi. Çifte vatandaşlığı kabul etmeyen ülkeler insanın kafasında çok büyük soru işaretleri bırakıyor. Eğer 2 senedir Kolombiya'da evliyseniz vatandaşlık almaya hak kazanıyorsunuz. Peki vatandaşlığa hak kazanmanız için başınıza neler gelecek, neler yapmam gerekiyor diye soruyorsanız eğer Kolombiya'da bir teste gireceksiniz arkadaşlar. Size arkadaşlar teste kısacası Kolombiya'yı soracaklar. Kolombiya'nın kültürünü, yasalarını, Kolombiya'da ne oluyor ne bitiyor bana Kolombiya'yı anlat diyecekler. Zaten otomatik olarak eşiniz eğer Kolombiya'da yaşıyorsa size seve seve kendi kültürünü anlatacaktır. Siz de zaten Türk kültürünü anlatacaksınızdır büyük ihtimalle. Bizde olduğu evet, gibi. Evet bizde olduğu gibi. O yüzden kültür alışverişi olduğundan bu testte birazcık daha avantajınız oluyor sonraki zamanda. Kolombiya'daki bir diğer avantaj ise arkadaşlar Kolombiya'da İspanyolca konuşulması. İspanyolca öğrenmeniz hem birçok ülke için sizlere avantaj sağlıyor. Hem de Kolombiya'nın kendine has bir dili olsaydı belki öğrenmesi daha zor olurdu veya öğrenmek için kaynaklara ulaşması zor olurdu ama İspanyolcayı öğrenmek hem de ücretsiz bir şekilde öğrenmek bizce çok kolay. Eğer Kolombiya Üniversitesi'nin tanıdığı yani kabul gördüğü bir üniversitede okuduysanız eğer bu testten muaf olabiliyorsunuz. Bu da bizce çok güzel bir avantaj. Normalde bir Kolombiya vatandaşlığı almak 5 ila 10 yıl arasında sürüyor. Çok uzun. Tek başınıza olursanız ama bir Kolombiya ile evlendiğinizde 2 yıla düşüyor. Zamansal olarak çok büyük avantajlar sunuyor. Bu yüzden evlilik yoluyla gitmek bizce Kolombiya'ya çok 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 önünüzü açıyor. Zamanınızı iyi kullanmanıza sebep oluyor. Gelelim o zaman ikinci ülkemize arkadaşlar. İkinci ülkemiz arkadaşlar İsviçre. Normalde eğer siz bir çalışma vizesiyle gelip veya başka bir şekilde İsviçre'ye gelip kaldıysanız vatandaşlık alma süresi normalde 12 seneye kadar çıkabiliyor. Yani bayağı uzun. 12 sene evet, değil mi? Çok uzun bir süreç. Bayağı zorlu bir süreç. Ama yine evlilik konusuyla bu süre iniyor. Peki nasıl iniyor? Bakalım hep birlikte. Bu süre 12 seneden 5 seneye iniyor. Bu da bayağı bir fark var aslında. Başvuruyu yaparken İsviçre'de olmanız yeterli. Ama eğer İsviçre'de değilseniz bu süre bir sene daha uzayabiliyor. Bunda bilmekte fayda var. Ama 5 seneye kadar iniyor. Bu da bizce çok büyük bir avantaj. İsviçre'de şöyle bir şey var arkadaşlar. İsviçre diyor ki 6 yıllık süre içerisinde evliliğinizde eğer İsviçre'ye hiç gelmediyseniz bu vatandaşlığı sana veremem. Sık sık İsviçre'ye gelip gitmen ya da burada düzenli olarak oturman gerekiyor diyor ve en sonunda da bunları belgelemeni istiyor. Uçak biletlerinden ya da orada oturduğun evini göstermene kadar artık nasıl yapmak isterseniz belgeli olarak İsviçre'ye kanıtlamanız gerekiyor. Onların da şartları bu. Zaten çoğunlukla bence bu videoyu izleyenler yurt dışında yaşamak istediği için muhtemelen oraya gidip evlenip o şekilde ikamet edeceğini düşünüyoruz. Oturum izniniz ve çalışma izniniz varsa evet, zaten Türkiye'ye geri dönmek çok cazip gelmez herhalde. Ayrıca şöyle bir şey de var. Bir İsviçreli ile burada tanışıp mesela biliyorsunuz Alanya, Antalya gibi bölgelerde çok fazla turist var. O şekilde tanışıp giden de benim çok tanıdığım var. Ben zaten kendim Alanyalı olduğum için çok fazla turistle burada tanışıp sonra evlenip o şekilde yurt dışına çıkan bir sürü insan var. Farz edin ki ben gidemiyorum. Nasıl tanışacağımı bilmiyorum. Alanya, Antalya bölgelerinde zaten çok fazla bizce turist var. Orada da tanışılabilir. Yaz aşkı İsviçre'de bitebilir. Vallahi neden olmasın. Üçüncü ülkemize geçelim o zaman. Belize arkadaşlar diğer ülkelere göre göze çok cazip geliyor. Çünkü bir Belizeli ile evlendikten sonra bir yıl Belize'de durursanız vatandaşlığa başvurabiliyorsunuz sadece bir yılda. Evet bayağı kısa bir süreç arkadaşlar. Ya, tatile gidiyormuş gibi düşünebilirsiniz. Ama tabii Belize vatandaşı çok böyle çok istenen bir vatandaşlık türü değil. Ama avantajları içerisinde İrlanda, Meksika, Güney Afrika gibi ülkelere vizesiz gitme imkanı tanıyor. Yani çok da vatandaşlık olarak herkes cazip gelmiyor olabilir. Ama yine de bu da 3. ülkemiz. Kolay olması. Evet kolay bir senede alabilmeniz çok büyük bir avantaj. Sıradaki ülkemiz arkadaşlar Sırbistan. Benim
favori ülkelerimden bir tanesi. Bizim diyemiyorum ama benim favori ülkelerimden bir tanesi. Bir ay Sırbistan'da kaldığımız için ben orayı çok beğenmiştim. Özellikle Belgrad'ın o canlılığı çok hoşumuza gidiyordu. Eğer bir Sırp ile 3 senedir evliyseniz, Sırbistan'da ikamet ediyorsanız ve aynı zamanda Sırbistan'ın sizin ülkeniz olduğunu beyan ederseniz Sırbistan sizin vatandaşlığa başvurmanıza hak tanıyor. Şöyle bir şey var. Sırbistan vatandaşlığını alabilmeniz için Sırbistan'da bulunmanız gereken bir süre çok böyle bir sınır tanımamışlar. Bu yüzden Sırbistan yine avantajlı ülkelerinden bir tanesi. En güzel kısmı da bence Türkiye'ye çok yakın olması ve çok yabancı bir kültür değil. Mesela kuzey ülkelerine gitseniz veya Güney Amerika'ya gitseniz bambaşka bir kültürle karşılaşabilirken Sırbistan'da en azından bizim hissettiğimiz böyle çok aman aman değişik bir kültür görmedik yani. Sizlere de ilginç bir bilgi vereyim arkadaşlar. Sırbistan'da öğrenmiştim. 8000 kelime Türkçe ile aynıymış. Aynı kelimeler kullanıyormuş. Sırbistan'da yine cepte olan ülkelerden bir tanesi. Gelelim diğer ülke Ukrayna. Bizler de herkes gibi gündemi takip ediyor ve üzülüyoruz. Çok fazla böyle paylaşımlar yapmıyoruz ama biz de tabii ki elimizden geldiği kadar gündemi takip etmeye çalışıyoruz. Şu anda Ukrayna'yı anlatmamızın sebebi arkadaşlar listede olması. Kesinlikle evet. Tavsiye ettiğimiz için değil. Zaten evet. Ukrayna'nın geleceğinin de ne olacağı belli olmaz. Evet. İstiyorsanız burayı sardırabilirsiniz ama biz yine de bilgilerini verelim. Özellikle arkadaşlar benim arkadaşım Rus ve şu anda durum çok vahim. Bu yüzden biz de nasıl destek olabiliriz diye düşünüyoruz ve biz de elimizden gelenleri yapıyoruz. O zaman dediğimiz gibi listede olduğu için biz anlatalım. İsterseniz bilgi olarak dinleyin ya da sardırabilirsiniz. Normal şartlarda arkadaşlar Ukrayna vatandaşı olmak istiyorsanız 5 yıl boyunca Ukrayna'da bulunmanız gerekiyor. Ama eğer bir Ukraynalı ile evlenirsem ne kadar süre azalıyor diyorsanız 2 yıla düşüyor arkadaşlar. 2 yılda Ukraynalı ile evli olup vatandaşlığa başvurma şansınız oluyor. Buradaki tek dezavantaj Ukrayna çifte vatandaşlığı kabul etmiyor. Yine bizim için avantajlardan bir tanesi de sizlere de söylemek istiyoruz. Ankara'dan çok ucuz biletler oluyor Ukrayna'ya. Evet. Yani şu anı saymazsak genel olarak Ukrayna'ya gidiş dönüş biletleri çok ucuz. Hatta bizim kendi tanıdıklarımızdan yine Antalya bölgesinden tanışıp Ukraynalı biriyle evlenip Türkiye'de yaşamış tanıdıklarımız da var. İsteyen orada da bulunabiliyor, burada da bulunabiliyor. Ukraynalı arkadaşımız burada yaşamayı tercih etti ama tam tersi de olabilirdi yani. Neden olmasın? Şu anki sorunlar olmasa arkadaşlar Ukraynalı da Türk kültürünü bulmanın çok kolay olduğunu ve orada çok sıkıntı çekmeyeceğinizi de görürdünüz veya gittiyseniz görmüşsünüzdür. Ama dediğimiz gibi şu anki mevcut durumda Ukrayna'yı çok fazla tavsiye ettiğimizi söyleyemeyiz. Şöyle bir şey var. Biz Kiev'i çok beğenmiştik. Kiev'de çok kaldık ve beğendik. Kiev yine bizim çok sevdiğimiz, sık sık Ankara'dan gidip gelebileceğimiz bir yer. Evet. Sizin için de bizce Ankara'da yaşayanlar için bir avantaj. Tabi İstanbul'dan giden uçak biletleri de var ama Ankara her zaman uygun fiyatlı ve git gel yapabileceğiniz bir yer. Videonun sonuna doğru geliyorken arkadaşlar kanalımıza hala abone değilseniz bunun anonsunu geçeyim. Aşağıdaki butona tıklayarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Sizlerin desteğini bekliyoruz. Tekrardan video çekmeye başladık sizler için. Çok fazla talep geldi. Biz de sizleri kırmak istemedik. Yandaki de bildirimleri açıp videoyu da beğenebilirsiniz. Ayrıca istediğiniz video fikirleri varsa veya ülkelere başka hangi şekilde gidebilirim, nasıl vatandaşlık alabilirim, oturum izni ya da çalışma izni nasıl alabilirim diyorsanız aşağıya izin, oturum izni, çalışma izni gibi yorumlar bırakırsanız orada gördüklerimize göre videolar çekiyoruz. Gelelim son ülkemize arkadaşlar. Cape Verde'yi anlatacağız sizlere. Hiç duymamış olabilirsiniz ama Cape Verde yine evlilik yoluyla vatandaşlığı almayı kolaylaştıran ülkelerden bir tanesi. Bunu sona bıraktık arkadaşlar sizler için. Tabii ki de Cape Verde belki sizlere çok böyle çekici gelmiyor olabilir ama normalde oranın vatandaşlığını almak 5 yıl. Eğer oralı Cape Verde'li biriyle evlenirseniz evlendiğiniz anda başvuru yapabiliyorsunuz. Bu çok ilginç. Aynı zamanda 5 sene boyunca vatandaşlığa başvurmak istiyorsanız orada olmanızın bir zorunluluğu da var. Ama eğer direkt evlenirseniz başvurma hakkınız oluyor. Bu bayağı hızlı. İnternete bence Cape Verde'lilerle nasıl tanışabilirim? Tanışma siteleri yazabilirsiniz. Direkt oraya gitme şansı olduğu için. Bilmeyenleriniz için Cape Verde Afrika'da bulunan bir ada ülkesi diyebiliriz. Eğer merak ediyorsanız daha fazla araştırabilirsiniz. Bu kadar hızlı vatandaşlık veren bir yer. Şu ana kadar hiç okumadık, görmedik, duymadık. En hızlısı Cape Verde. Cape Verde'ye gitmek isterseniz arkadaşlar Afrika olduğu için korkmayın. Burası bayağı uzak bir ada ve Afrika'nın çoğu yerlerine zaten yakın değil. O yüzden korkulacak bir şey yok ama gitmeye çok teşvik edecek de bir şey yok. Size kalmış aslında kafa dinlemeye gidebilirsiniz. Umarım arkadaşlar videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız lütfen beğeni tıklamayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımıza abone değilseniz daha fazla video istiyorsanız kanala abone olmayı unutmuyoruz.
Aynı zamanda bizim Instagram hesabımız var. Orada da 90 bin olduk. Sizler de orada destek vermek istiyorsanız bizlere her zaman davetlisiniz. Enes Ömüşer yazarsanız. Adı çok farklı. Yine Enes Ömüşer. O zaman arkadaşlar bir sonraki videoda görüşürüz diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.